CHP'li Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan'la ilgili saldırgan ve yayılmacı algı yaratıyor sözleri tartışılmaya devam ediyor. O sözler hem AK Partili hem de CHP ve İYİ Parti sözcülerinin gündemindeydi. İYİ Parti'den Çeviköz'ün sözlerine eleştiri geldi. Bir sömürge valisi gibi adeta batılılardan manda ve himaye dilenen, demokrasi dilenen ve maalesef her açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında değil de Türkiye düşmanlarının yanında yer alan bu zihniyeti en sert şekilde kınadığımızı belirtmek isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun hedefinde CHP'li Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan açıklamaları vardı. Akbaşoğlu, Çeviköz'ün egemenlik alanı ile ilgili yayılımcı bir algı yaratıldığına ilişkin sözlerinin milli güvenliği yaralayıcı nitelikte olduğunu söyledi. CHP ve İYİ Parti liderlerini bu konuda kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsedecek, Yunanistan'ı sevindirecek asla ve kata kabul edilemez. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Türkiye'nin tavrının saldırgan bir tutum olmadığını savundu. Bu saldırgan bir tutum değil. Bu Türkiye'nin kendi haklarından vazgeçmemesi gerektiği bir noktadır. Ben Lütfü Türkkan olarak öyle düşünüyorum. Bu partimin görüşü değil, benim Lütfü Türkkan olarak şahsi kanaatimdir. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise Çeviköz'ün sözlerinin çarptırıldığını söyledi. Mavi Vatan konusu Sayın Ünal Çeviköz'ün söyledikleri kesinlikle çarpıtılmaktadır. Ünal Çeviköz Mavi Vatan'da da, Ana Vatan'da da, Yavru Vatan'da da, Yeşil Vatan'da da yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin önemini ve bunun altını çizmiştir.